Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterde mutlak değerle eşitsizliklerle konuya devam ediyoruz. Mutlak değer özel bir katkı sağlayacak eşitsizliklere şöyle bir durum var. Önce bir grafikle göstermek istiyorum size. Mutlak x eksi 2'nin bir grafiğini göstereyim bakın böyledir. Doğal olarak 2'nin solunda ve sağında ne verirseniz verin hep pozitif değerler alıyor. Sonra bir tane daha grafik çizmek istiyorum. Bu da biraz farklı ondan. Mutlak x eksi 2'nin grafiği. Şöyle bakın burada gördüğünüz gibi fonksiyon biraz negatif oldu yine biraz pozitif. Neden? Mutlak x'in iki birim aşağı ötelenmişidir. Sonra yine buna benzer bir grafik daha yazayım size. Ee, y eşittir 3x eksi 9'un grafiğini çizeyim. Bakın şimdi y eşittir 3x eksi 9'un hatta bunda da eksi yapayım böyle. Bunda da eksi mutlak 3x eksi 9'un grafiğini çizeyim. Gördüğünüz gibi fonksiyon... 3 noktasının solunda da sağında da daima negatif değerler alıyor. Başka bir grafik çizeyim. İlla hep denk, doğru denklemim olacak. Bu sefer parabol yazayım. X kare eksi 4'ün grafiğini çiziyorum. Uzun uzun düşünmenize gerek yok. Ben hazır göstereceğim. Böyle bir grafik. Bakın bu grafikte de, bu grafikte de, bu grafikte de işaret hiç değişmiyor. Çünkü mutlak değer içerisi ne olursa olsun dışarıya ne olarak çıkar? Sıfır değilse daima pozitif çıkar. Eğer önünde eksi varsa evet eksi olur. Bir tane daha göstereyim. Şimdi mutlak değer abartmayayım eksi x kare olsun. Hadi bu sefer de. Bakın şimdi mutlak x kare grafik böyledir. Eksi ile çarp aşağısı böyle oldu. O zaman arkadaşlar mutlak değer bakın şimdi mutlak değerin içine böyle iç diyeyim. Mutlak değerin içine ne yazarsanız yazın. Bu her zaman sıfır veya sıfırdan büyük olduğu için çift katlı değil ama kökleri çift katlıymış özellikle altını çizeyim çift katlıymış gibi oluyor. Yani biz bunu işaret tablosuna kattığımız zaman 2'yi çift katlıymış gibi işaret değiştirtmeyeceğiz. Burada yine 0'da işaret değiştirtmeyeceğiz. Bakın burada yine A ve B köklerinde işaretin değişmediğini görüyoruz. Ancak mutlak değerin yanına mutlak değerin içinde ne olduğu önemli değil. Bir sayı eklersek orada soru işareti. Burada arkadaşlar eğer bir pozitif sayıysa bu örnek 3 gibi 2 gibi buraya yazayım. Bir pozitif sayıysa daima ne olur? Pozitif olur. O zaman burada kök bile yok. Düşünsenize bir mutlak değer mutlak x artı 2 ne verirsen ver pozitif al bak grafiği böyle. Ancak eğer mutlak değerin yanına bir negatif sayı eklersek orada arkadaşlar Köklerimiz normal bildiğiniz tek katlı kök olacak. Bazı yerlerde negatif bazı yerlerde pozitif bakın gösterelim. Şimdi mutlak x eksi 2 gerçekten bunu sıfıra eşitle. x eşittir 2 bir kökümüz. x eşittir eksi 2 diğer kökümüz. Takip edin lütfen. Eksi 2 ve 2 artı ile başladım. Eksi artı cidden bakın buralarda eksi değer aldı. Buralarda pozitif değer aldı. O zaman buradaki iki sonuç çok önemli mutlak değer direkt böyle bir denklem halindeyse yanında hiç sayı yoksa bu şekildeyse arkadaşlar e, bunu bir çarpım halinde görürseniz bir mutlak değer olacak. Şuradaki gibi bakın buradaki gibi denklemlerin yanında çarpım veya bölüm şeklinde ise kökleri çift katlıymış gibi. Ancak mutlak değerin yanında bir pozitif sayı varsa ya da bir negatif sayı varsa yani bir denklemle çarpılmıyorsa toplanıyorsa oradaki bulduğumuz kökleri bodoslama normal yazıyoruz ve işareti değiştiriyoruz. Aradaki fark budur. Hemen bir örnek daha göstermek istiyorum size. Bakın şimdi mutlak x eksi 2 eksi 3 çok abartmayalım çarpı x artı 2 olsun. Şimdi arkadaşlar bunun kökü zaten eksi 2. Bunun kökü x eksi 2 eşittir 3 bir kökümüz 5 bir kökümüz 1 hepsi tek katlı olacak. Eksi 2 1 ve 5. Niye? Çünkü mutlak x eksi 2 eksi 3'ün uyduruk grafiğini göstereyim size görün orada. Mutlak x eksi 2 normalde bu. 3 birim aşağı indirirsem bak bazı yerlerde negatif oluyor. O yüzden mutlak değerden sayı çıkardığınız zaman işaretler değişebiliyor. Bundan dolayı işaretler değiştiği için köklerimiz tek katlıymış gibi. Ancak burada Mutlak değer demin söylediğim gibi bir denklemle çarpılıyorsa yukarıdakini aynen yazayım bakın şu. Bu sefer bakın görüntü şöyle oluyor. Mutlak x eksi 2'nin sadece grafiğine baksak yani bütün grafiği değil de sadece mutlak x eksi 2'ye baksak asla işaret değişmez. Mutlağın içine ne yazarsan yaz dışarı pozitif çıkar sıfır hariç. O zaman köklerimiz 2 ve 4 bakın şimdi. Tek katlı kök Burayı çift katlıymış gibi böyle uydurup bir sembol yapalım. Normalde çift katlı değil. X'ten bir tane, 2'den bir tane var. Ama işaret değişmediği için çift katlı kök oluyor. Aradaki fark bu. Böyle olunca fonksiyonun değeri negatif de olabiliyor, pozitif de olabiliyor. Ama böyle olduğunda bir fonksiyonun değerinin negatif olma şansı yok. Aradaki fark bu. O zaman artık genel sonucu söylüyorum. Bir mutlak değerin bir mutlak değerden bir sayı çıkarırsak, pozitif bir sayı çıkarsak pozitif de olabiliyor, negatif de olabiliyor. Bu yüzden kökler direkt tek katlı. Ancak mutlak değeri bir sayıyla çarparsam, bir denklemle çarparsam fark etmez. Bunun kökleri çift katlıymış gibi. Sebep çünkü işaret değişmiyor. Bütün mevzu bu. Şimdi örneklerle de göstereyim artık bunu anlattıktan sonra. Bakın şimdi mutlak değer. Şunu düşünün gerçekten boş ver bunları. Mutlak değerde içeriye ne yazarsan yaz bunun dışarıya pozitif e, negatif çıkma şansı var mı? Yok. Her zaman pozitif veya sıfır olur. O zaman bunun kökü olan 2 çift katlıymış gibidir. Bu zaten normal tek katlı kök. Bu tek katlı kök. Şimdi işareti nasıl yapacağız peki? İşaret çok önemli arkadaşlar. Fonksiyonun içinde şurada ne yazdığı önemli değil. Neden? İçerisi eksi 2x de olsa, eksi x de olsa, artı x de olsa bu daima pozitif ya. Dışarıdaki işaret önemli. Mutlak değerde bakın demek ki grafiğe bir geri dönelim. Fark ettiniz mi? Eksi x kare daima negatif oldu. Ama x eksi 2 daima pozitif oldu. Demek ki içinin işareti değil dışının işareti önemli. O yüzden sakın eksi 2x aldanma. Dışının işareti pozitif. Burası pozitif burası pozitif. Ne ile başlayacaksın? Artıyla kökleri yazıyorum. 1, 2 ve 3. 2 e, çift katlıymış gibi böyle bir kök. Mutlak değer çünkü. 3 burada tek katlı, 1 de tek katlı. Payda asla 1 olamaz. Ona da dikkat edelim. Bir de arkadaşlar içeriği 0 yaptığı için 2 ve 3 de olamaz. Çünkü denklem küçük eşit değil, küçüktür 0. Başla artıyla. Eksi, eksi, artı. Yani ne oldu? 1, 3, 2 veremezsin. 2 ne yapar denklemi sıfırlar. Sıfıra eşit olamaz. Küçük eşit değil. Gördüğünüz gibi olay budur. Fonksiyonun aman işaretine dikkat edin. Ne yapacağız? Mutlak değerin dışı pozitifse pozitif. Negatifse negatif. Bunu ne yaptık? Burada tabii ki not olarak yazdık. Gördünüz mü? Mutlak fx'te içine olursa olsun dışarıya pozitif çıktığı için dışın işareti değerlidir. Şimdi bakın buraya. İçeride ne olursa olsun dışın işareti eksi. O zaman işte burayı kale alacaksın. Hemen bakalım. Bunun kökü x eksi 2'nin kökü 2. Çift katlıymış gibi ç diyelim. x eksi 5 tek katlı kök. Şimdi burada uyanıklık yapacağız. Mutlak değerleri hatırlıyorsanız mutlak a çarpı mutlak b diye ayırabiliyordum. O zaman 0 çift katlı gibi mutlağın içinde. 5 çift katlı mutlağın içinde. Şimdi yıldızlı durum. Buradan tek katlı buradan çift katlı 5 yine ne oldu? Tek katlı. Bunu şunun gibi düşün. 2 kök, kök buradan geldi. Gelmiyor da çift katlı gibi olduğu için 2 kök gibi düşün. Buradan da bir kök gibi düşün. Ne oldu bak? Toplamda 3 kök gibi. O yüzden buradan gelen çift katlı kök bunun yüzünden yine tek katlıya düştü. Dolayısıyla yazıyorum bakın. 2 çift katlı. Şöyle yapalım. Sonra 0 çift katlı mutlak değer. Sonra 5 tek katlı oldu. Ve neye dikkat edeceğim? X sıfır olamaz paydayı sıfır yapıyor. X 5 olamaz paydayı sıfır yapıyor. Neyle başlayacağım? Bu mutlağın dışı eksi. Bunun iç dışı e, x kat sayısı pozitif. Bunun dışı artı. Eksiyle başla. Artı artı artı. Şimdi dikkat. Cevabımız eksi sonsuzdan 5'e açık. Yalnız neyi çıkartmalısın sıfır? Neden hocam? Çünkü paydayı sıfır yapar tanımsız gelir. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız B değil denizli olacak tamam mı? Bunu da böyle söylemiş olayım. Bakın iki tane örneğimiz mutlağın dış işareti önemli. Bir mutlak değeri bir denklemle veya bir sayıyla çarparsak kökleri çift katlıymışçasına davranır. Evet bakın şimdi bu soruda gördüğünüz gibi mutlak değerde şu durum var. Mutlak değer bir sayıyla veya bir denklemle çarpılıp bölünmemiş. Görüyor musunuz? Bir sayıyla toplanmış. Mutlak değer o zaman bir pozitif sayıyla toplanırsa daima ne olur? Pozitif. Daima pozitif. Çünkü kökünü bile bulmaya çalışsan görüyor musun? Gelmiyor bak. O zaman mutlak değerde bu daima pozitif. Onu geç. Şimdi gelelim buraya. Hemen size uyduruk bir grafiğini göstereceğim. Onun böyledir arkadaşlar. Yani bazı yerlerde negatif. O yüzden mutlak değerden bir sayı çıkarırsanız burada 1 kökümüz 6, 1 kökümüz 2 gelecektir. Ve bunlar tek katlı kök olacaktır. Şimdi geliyorum buraya. Burada dikkatli olalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada da yine 2 eşittir mutlak x. Bir sayıdan mutlak değer çıkarılırsa da yine aynı şekilde. Bakın grafiğini çiziyorum böyle bazı yerlerde pozitif bazı yerlerde negatif oluyor. O yüzden bunun kökü kesinlikle negatiftir. Sebebi bu yani şey bunun kökü tek katlıdır. Sebebi de grafikte bazı yerlerde negatif bazı yerlerde pozitif olması. O yüzden mutlak değerden bir sayı çıkarırsak ya da mutlağı bir sayıdan çıkarırsak burada bir kökümüz 2 bir kökümüz eksi 2 tek katlı. Yalnız şimdi dikkat edin buradan bir kök geldi 2. Buradan da bir kök geldi 2. Bir anda 2 ne oldu? Çift katlı kök. Eksi 2'den bir tane var. Tek katlı. Ee, sonra başka. Başka da kökümüz yok değil mi? Ha, bir de 6'mız var. 6 da yine tek katlı. Yazıyorum bakın. Eksi 2 tek katlı. 2 çift katlı. 6 tek katlı. Ee, yaptım böyle. 6 paydayı 0 yapıyor mu? Hayır. İçine dolduralım. 2 paydayı 0 yapıyor. Çift katlı oldu. Eksi 2 paydayı 0 yapıyor. Tek katlı. Gördüğünüz gibi kök sayısı da çok değerli. Oradan bir tane oradan bir tane iki kök oldu. Baş kat sayıya bakalım şimdi. Burada mutlak x. Mutlağın işareti pozitif. Mutlak x artı 7 zaten ne verirsek verelim pozitif. Al üstünü çiziyorum artı daima. Burada da mutlak x eksi 4. Normal baş kat sayısı gördüğünüz gibi pozitif. Burada ne? Mutlağın dışının işareti eksi. O zaman artı bölü eksiden eksiyle başlayacağız. Artı artı eksi sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eksi 1, 0, sonra 1, 2 veremem paydayı 0 yapıyor bak içinde boş yazdım. 3, sonra 4, 5, 6 verebilirim payı 0 yapıyor. Buradan da ne oldu bakın 3 tane buradan 4 tane buradan 7 farklı tam sayı değeri geldi. Mutlak x eksi 2 eksi mutlak x eksi 6. Bakın işin rengi değişti şimdi. Ee, bir tane mutlak değer. Evet bir mutlak değerin bir yanından sayı çıkarırsam ne olduğunu söyledim. Mutlak değerden mutlak değeri çıkarırsam şimdi burada da arkadaşlar normal artık yorum. Yani mutlak değerden mutlak değeri çıkardığımız zaman dümdüz klasik yorumumuzu yapacağız. Yani o ne demek? Kökleri bulacağız. Çift katlı tek katlı muhabbet değil. Bir tane kök varsa tek katlıdır diyeceğiz. Artık orada yoruma açık bir durum yok. Neden? Bazı yerlerde negatif oluyor, bazı yerlerde pozitif oluyor. Peki burada hocam çok önemli bir sorunumuz var. Demin ne güzel mutlak değerin yanında e, şöyle göstereyim bakın böyle olunca dışına baktık, İşaret eksi ise eksi dedik, artı ise artı dedik. Sonra bir mutlak değer bir sayıyla topladık, bu zaten daima pozitif. Bir mutlak değer bir sayı çıkardık, e, önünde işte böyle sayı önünde pozitif vardı, pozitifle başladık. Önünde eksi olsa eksiyle başlayacağız. E, burada iki tane mutlak değer var. Birinin işareti bir artı, birinin eksi nasıl anlayacağız hocam? Şimdi onu söylüyorum. İçeriği sıfır yapan değerleri bir yazacağız tamam mı? 2 ve 6. Sonra burada şunu söyleyeceğiz. İçeriği sıfır yapan değerlerden bir tanesi gördüğünüz gibi daha büyük. 6. 6'dan sonraki değerlerde fonksiyonun işareti ne oluyor ona bak ve işareti öyle belirle. Örnek veriyorum 7 ver. 7 eksi 2 5. 7 eksi 6 1. 5 eksi 1'den ne geldi? 4. İstersen 100 ver bak. 100 eksi 2 98. 100 eksi 6 94. Yani bu fonksiyon sonsuza gittikçe yukarı doğru gidiyor pozitif oluyor. İşte bazen işareti anlayamadığınız durumlarda en etkili yöntem nedir biliyor musunuz? Büyük değerler verdikçe fonksiyonun nereye gittiğini görmek. Mutlak değerde de tabii ki şey önemli. Bunlara biz içeriği sıfır yapan değerleri kritik nokta deriz. Büyük olan kritik noktadan sonrasına bak ki ne olduğunu gör. Yani gidip 2'yi denemen anlamsız olur ya da 1'i denemen anlamsız olur. 6'dan sonraki değerleri görürsen bu fonksiyonun sonsuza yaklaştıkça nereye doğru gittiğini anlarsın. Bu da fonksiyonun işaretini anlatır bize. Bu yüzden komple buranın işaretine artı diyeceğim. Neden? 6'dan sonra ne verirsen vereyim pay pozitif oluyor. O zaman köklere böylece payın işaretinin artı olduğunu anladım mutlak değerli denklemler olduğu zaman ikisi de mutlaklıysa böyle yapın. Paket komple orayı bir denklem düşünün. Bakın burayı komple bir denklem düşünün. Oranın işaretine direkt bir hamlede karar verin. Bunun işareti artı. Bunun işareti artı. Yani artıyla başlayacağız. Şimdi normal klasik köklerimizi bulalım. E, payın kökü sıfırı yapalım. Eşitleyelim birbirine. Bir kökümüz burada x eksi 2 eşittir x eksi alttan gelmez. Diğer kökümüz 6 eksi x'ten 2x eşittir 8, x eşittir 4. Bir kökümüz 4. Peki hocam tek katlı mı çift katlı mı? Evet tek katlı. Sadece şu mutlak değerde çift katlı gibi oluyor. O da zaten yanında çarpan halinde olduğu için daima işaret değişmiyor diyoruz. Buradaysa bazen eksi bazen artıdır. Bu yüzden x eşittir 4 normal tek katlı. Paydanın kökü 3. Burasının içi boş. Buranın içi dolu. Artı ile başladık. Eksi artı. Benden ne istiyor? 3 4 kapalı aralığı cevap D şıkkı oldu bunun çözüm kümesi. ÖSYM e bir kere 17. soru gibi soru sordu arkadaşlar. Eşitsizlikte yani burada tamam öğrendik ne güzel ama tak böyle bir şey sorarsa klasiğin dışın dışında öğret, zaten öğretmiş olduk artık da oldu da sınavda öğrettiğimizin dışında gibi görünen bir şey sordu. Benim hep yorumum şudur. Mutlak değerde dümdüz o zaman e, denklem çözerek git. Özel bir şey düşünme. Yani 2 ile 6 arasında ne olur? 2'den küçük değerlerde ne olur? 6'dan büyük değerlerde ne olur diye abartarak tek tek çözüm bile yapabilirsin. Unutmayın mutlak değer bir parçalı fonksiyondur. O yüzden içeriği sıfır yapan değerlerin solunda, arasında ve sağında neler alıyor deyip tek tek yapsanız bile abartılı çözümle gelir. Aklınızda bulunsun bu yüzden bazen sıkıntıya düştüğümüzde mutlak değerde içeriği sıfır yapan değerin bir soluna bir de sağına bakacağız. Bakın şimdi yani bu cümleleri kurarken boşuna kurmuyorum zaten. Şimdi model model gittik. Kolayı bu şu kolay zaten. Çarptığın zaman çift katlı gibi de geç. Bunun gibi olduğu zaman yine çift katlı gibi geç. Bunun gibi olduğunda şunların tek katlı olduğunu unutma. Sonra bunun gibi olduğunda büyük tablonun işaretini bir görünce mutlak x 2 mutlak x 6 onu da şunun sıfırını büyük e, büyük olan sayıya göre daha ilerideki değerleri dene işarete karar ver. Eğer bir de bunun gibi olursa ne yapacağız? Şimdi burada birisi mutlaklı öbürü mutlaksız. Bunlarda arkadaşlar üşenmek yok. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ayrı ayrı çözeceğiz. Yani 1 x büyüktür 2 için diyeceğiz. 2 x küçüktür 2 için. Yapabileceğim bir şey yok ki. Bazen mutlakta bunu yapın. Demin demek istediğim oydu işte. Çaresiz mi kaldın? Mutlak değerin için sıfır yapan değerin bir solunda bir sağında uzunca denklemi çözeceksin. Burada da yapalım o zaman. x büyük eşit 2 için nasıl çıkar? Olduğu gibi. Eksi x bölü x eksi 5. Bunları ne yapacağız tabi? Bu çözümleri birleştireceğiz. Niye? Bu bir parça çözüm. Devamı diğer parça. Bunlar birleştirilir, kesiştirilmez. Niye? x büyük eşit 2 için çözümün bir kısmı. x küçük için 2 için diğer kısmı çözüm birleştirilir. Yapalım o zaman. Burada bunlar gitti. Eksi 2 bölü x eksi 5 oldu. Şimdi işaret tablosu. 1 kökün 5. Yukarının işareti eksi buranın artı eksi ile başla. Artı oldu. Ne şartımız vardı burada? 2'den büyük olma şartımız. Şimdi büyüktür 0 olması için eksi sonsuzla 5 ama böyle çiz üstünü böyle değil. Ee, i̇çeriyi 0 yapan değer 2 olduğu için 2 ile 5 arası almış olduk. Bakın neden? 2'den büyük veya eşit olduğunda bu denklemi kullanabildiğim için. Tamam mı? Böylece 2'den büyük veya eşit olduğunda pozitif olduğu yerler işte burası oldu. Sınırımız 2 idi. Şimdi geliyorum ikincisine. x küçüktür 2 için eksiyle çarpılarak çıkar. Bir de yanında eksi x var. Bölü x eksi 5 büyüktür 0. Şimdi hemen paydanın kökü 5. Payın kökü 1. Ne oldu? Yukarıdakinin işareti eksi aşağıdakinin artı. Buradan da eksi artı eksi. Benden ne istiyordu? Büyüktür 5. Hangi şartlar altında? 2'den küçük olma şartı altında. O zaman normalde 1, 5 açık aralığı derdim. Ama neye dikkat edeceğim? Burada 2 verebiliyor muyum? 2 veremiyorum. Orada da dikkat edelim. Payı 0 yaptığı için. Bir kontrol edeyim bakayım. Yo verebiliyormuşum. Tamam. Bir problem yokmuş. 2 i̇ki kapalı. 2'yi verebiliyorum burada bakın. 0, Eksi 2 bölü. Evet gerçekten oldu. 2 dahil. Buradaysa 1 ve 5 sonuçta bu şekilde oldu. Eşitsizlik var. Açık aralık. Ama ne diyeceğim? 1 ile 2. Sebep? Çünkü arkadaşlar hatta 2'yi de kapatabiliriz. 2 de sonuçta burada böyle bir durum oldu. 2'den ee, küçük değerlerde. 2'yi niye kapatıyorum? 2 zaten sağlıyor bakın. Gerçekten büyüktür sıfır yapıyor. 2'ye kadar neden durdum? Çünkü ikinci kısmı. 1 ile e, ikinci kısmı 2'den küçük olmak şartıyla kabul ettim. Buna göre baktığımız zaman o zaman ne oldu? 1, 5 açık aralığı oldu değil mi? Bak 1'den 2'ye kadar burası. Burası da mutlak 2'den 5'e kadar. Birleştirdim çözümü 1 bir ile 5 aralığı geldi. Demek ki o zaman 2 olur, 3 olur, 4 olur. Yani 3 tane eşitsizlik oldu. Parçaladığınız zaman çözümleri birleştirin. Bu eşitsizlik sistemi değil. Belki daha önceden 11'den hatırlıyorsanız. Bu normal kendim parçaladığım için parçaları en son birleştiriyorum ve dediğim gibi mutlak değerde bir şey yapamıyorsan içeriği sıfır yapan değerin bir solunda bir sağında iki çözüm birleştirmek zorundasın. İşte arkadaşlar burada mutlak değerle alakalı ayrı bir bölüm ayırmamızın sebebi bu tek tek durumları göstermekte. Bu 18.'yi aman ihmal etmeyin. İşte 17.'yi aman ihmal etmeyin. Bazen çünkü şu klasik 14 15 16'larda problem yoktur ama 19 ve o şey 17 ve 18'de de problem yok ama dikkatli olup düzgünce üşenmeden işlem yapmamız gereken durumlardı bunlar. Şimdi artık eşitsizlik sistemlerine geçebiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.